Meksika'dan buraya gelip ve burada arama kurtarma işlemi yaparken, depremzedelerimizi kurtarmaya çalışırken burada hayatını kaybeden Proteo'nun yerine bir köpek hediye etmek aklımıza geldi. Bu köpeğin burada ölmesi sonucunda biz terapati hayvan hastanesi olarak burada ne yapabiliriz? Biz de bu ufaklık aklımıza geldi ve akabininde biz bu çocuğu alarak arama kurtarma köpeğidir kendisi. Alman çoban köpeğidir. Bu ufaklığı Meksika halkına hediye etmek istedik. Ve akabininde biz Meksika elçiliğine giderek Meksika elçisiyle, ateşesiyle görüştük. Ve onlar da evet bundan çok onurlanacaklarını ve gururlanacaklarını söyledikleri için biz de bu çocuğu alarak götürdük. Meksika elçiliğine, ateşesine teslim ettik. Ve bu çocuk Meksika'ya dün itibariyle teslim edildi ve akabininde bu çocuk da 6-7 ay sonra tamamıyla arama kurtarma hayvanı olarak ve akabininde birçok canı kurtaracağından eminiz. Bu çocuğu Meksika'ya hediye etmiş olduk Türk halkı olarak. Meksika savunma bünyesinde kalacak ve kabul edildi zaten. O yüzden de bundan sonraki süreçte iyi bir hayata olacağını düşünüyoruz Meksika'da. Bunun için gerçekten bir karşılama töreni hazırlandı ve oradaki birçok Meksika çocukları askeri törenle karşılandı. Burada bizim üniformalarımız yani Türk bayraklarını tişört yaptırıp giyerek ellerinde Türk bayrakları olarak ve gerçekten ciddi bir törenle ülkelerine kabul ettiler. Aslında bir askeri Arkadaşı. tören. Evet, askeri bir tören olmuş oldu. Şimdi birkaç tane isim vardı. Bunlardan bir tanesi burada önerilen, kliniğimizde bizim önermiş olduğumuz ve Meksika Ateşesi'ninle beraber ortak karar verdiğimiz arkadaş ismi konulmuştu. Ama yardım ve bunun gibi birkaç isim daha kafamızda ve onların kendi bünyelerinde düşündükleri isimler vardı. Buradaki arkadaş ismi evet gerçekten ülkeler anlamında arkadaşlık edebilecek yeni düşünüldüğü için böyle bir arkadaş ismi konuldu. Ve onlar da evet bu son gündem olarak arkadaş ismine karar verildi. Şimdi bunun için bir anket düzenlenmişti Meksika okullarında. İşte bu üç isim konulacaktı. Yardım, afet, arkadaş. Bu isimler bir de Proteo 2 vardı. Bu isimlerden bir tanesi konacaktı. Arkadaşlar ismi daha baskın çıktı ve arkadaş olarak kaldı. Evet, orada bir üniforma yapıldı. Bir Türk bayrağı, bir Meksika bayrağı kıyafetine takıldı. Ve bundan sonraki süreçte evet üzerinde bir üniforma, bir tarafında Meksika bayrağı, bir tarafında Türk bayrağı olarak hayatına devam edecek. Biz gerçekten dün karşılama töreni olduktan sonra burada diğer veteriner arkadaşlarımızla beraber hatta gerçekten inanılmaz bir şekilde duygulandık ve bayan olan arkadaşlarımız bu duyguya yenik düştü ve ağlamaya başladılar. Gerçekten çok onur verici bir olaydı. Orada bizim göndermiş olduğumuz Türkiye'nin buradan Meksika'ya göndermiş olduğu arama kurtarma köpeğini kabul etmiş olmaları ve akabininde bu köpeğin gerçekten iyi amaçlar için kullanılacağını bildiğimiz için ve biz çok duygulandık Türk milleti olarak. Normal şartlarda 10-11 aylık olduktan sonra tamamıyla bu süreç içerisinde bir eğitim alması gerekiyor. Bu eğitim aldıktan sonra da işte gerçekten arama kurtarma amaçlı kullanılmaya başlayacaktır. Ama bu süreç bir 6 aylık bir süreçtir, eğitim süreci. Biz bu konu için yani duyarlı bir milletiz her şeyden önce. Türk milleti olarak biz bu durumdan çok hoşnut olduk. Sebebi evet bir ufaklık bir can burada kaybettik ama sonuç itibariyle o onun yerini tutmaz biliyoruz. Ama gerçekten bu arkadaşın o ülkede olmuş olması bizim acımızı bir an bir nebze de olsa hafifleteceğini düşündüğümüz için böyle bir karar verdik. Arkadaşın mutlu ve gerçekten diğer ufaklıklarla beraber yine insanların hayatını kurtarabileceğini düşündüğümüz için böyle bir olaya karar verdik. Evet, var. Oradan videosunu attılardı. Artık onun üniformasında da bir ay yıldızlı bayrak ve Meksika bayrağı var. Ha, Türk bayrağını yapıştırmışlar, evet. Askeri törenle Tabii, karşılanmış. askeri törenle karşılandı. Ve burada şu anda arkadaşı teslim ettiler.
Tamam, kork. Gel, yok bir şey. Yok. Kalkma. Tamam. Ben Metal Erekim, Deniz Şehir. Telepati Hayvan Hastanesi olarak Rojo'yu saygıyla anıyoruz. Yeni tutmaz belki ama anısını yaşatmak için hediye ettiğimiz arkadaşın tüm muayene sürecinde bizzat ilgilendik. Tüm kan analizleri yapıldı. Hiçbir kan sonucunda herhangi anormal bir bulguya rastlanmadı. Kemik yapısı ve postür analiz için röntgenleri çekildi. Arkadaş gayet sağlıklı bir çocuk. Bu ince düşüncesi için güven kurnaza ve bizlere vesile olduğu için Meksika Askeri Ateşesi'ne çok teşekkür ederiz. 10 Şubat 2023 yılında depremde kaybettiğimiz Proteo'nun yerine geçmez ama gerçekten biz Türk milleti olarak üzüntülerimizi dile getirmeye çalıştık ve bu sebepten dolayı bu çocuğu, arkadaşı biz Meksika halkına hediye etmek istedik. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando y para los que apenas se conectan, yo me voy con ese video nada más, qué preciosura acaba de llegar. Amigos, comenten cómo les gustaría que se llamara, porque al final de cuentas, como les comentaba hace un momento, ustedes tienen la última palabra y justamente aquí en la página oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿No? Divino, cuídenlo mucho, claro que sí, lo vamos a cuidar muchísimo, al igual que a todos nuestros cachorritos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que hacen un papel fundamental. Vean lo que precioso se ve con su... Justamente ellos van a ser la antigüedad de este cachorrito que acaba de llegar desde Turquía a la Ciudad de México.